Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Shadow Fight 3 bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata, Shadow Fight 3 ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki Shadow Fight 3 bölümü de ayrı kled olarak geçmişe gitmiştik. Önce Sarge ile nasıl tanıştığımızı şahit olmuştuk. Ardından Steven ile mücadeleye şahit olmuştuk. Sonrası ölümsüz Ursus ile mücadelesine şahit olmuştuk. Hatta ayrı kled bayağı şaşırdı. Ölümsüz Ursus yenen bir daha mı var falan diye. Ondan sonra Legion hapishanesinde orada Çukur'un şampiyonluğu ünvanını almadan önceki Sarge ile olan savaşına şahit olmuştuk ve sonunda bizim ana karakterimizi Aile Kled hatırladı. Sonrasında Aile Kled'in geçmişini de tamamlamıştı ve sırada hanedanlığın prensesi olan Jun'un hikayesine geldik. Zaten ok setini kullanmamın sebebi de o. Jun'un setine en yakın, en benzer olanı da bu çünkü. Neyse, daha fazla Shadow Fight 3 videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beni bırakmayı, kanalımıza da hala böyleyseniz de ne yapacağınızı zaten biliyorsunuz. Yarın son karakter olan Ito'yu oynayacağız. Şimdiden yerlerinizi alın ve like butonunu patlatmayı unutmayın diyerekten hadi bakalım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya geç bunu geç. Hayır. Bunu değil. Hayır, bu değil. Hikaye. Tamam, teşekkürler. Bu ne? Ne kadar güzel. Bu lüks şehir mutluluk dolu. Neden bu kadar üzgün hissediyorum? Burası hanedanlığın başkenti. Bunun gibi görünen sayısız dünya var. Fakat gölgenin çocuğunun dünyasında yağmalandı ve onun kaprislerine hizmet ediyor. Prenses, yaşıyorsun. Ne kadar güzel. Seni burada bulmayı beklemiyordum. Muhafızların kaptanı sana çok kibar bir şekilde bakıyor. Ama bu kibarlıkta bir sorun var. Evet, yalnız böyle bir tonlaması şeyinden. Beni öldürmek istiyor. Jun olarak dönüşürüz. Hakim sertaneti ve aldığı tüm hasarı arttırabilirsin. Vay. Hanedancı prensese bak sen. Sersemletme mi? Vay, güzelmiş. Evet, sen niye öldürmek istiyorsun bakalım? Hayırdır? Ne oluyor? Başa geçmeye falan mı çalışıyorsun? Geri çekilelim. Allah Allah, hayırdır ya? Rakibini sersemletmek için de yeteneğini kullan. Tamam, olur da Dengra yalnız koruyucu gardiyan seti kullanıyor. Kullan yeteneği. Kahretsin. Bam bam. Oha, tek attı resmen. Resmen tek attı yalnız. Uf, çok iyi. Çok çok iyi. Bir de ben bu setin özelliklerini falan da kullanıyorum ya. Ondan dolayı ekstradan işime yarıyor galiba şu anda. Çok güzel, çok güzel. Oh, bayağı da bir işime gelecek. Oh, çok kolay olacak. Ben en çok Jun'da oynarken zorlanırım diye düşünüyordum. Fakat hiç de öyle olmadı. Oh yeah. Yalnız direkt böyle büyü falan yapıyor. Hani Mnemo zaten şey demişti, hani burada büyüleri sen yapıyorsun, büyü işlerinden sen anlıyorsun tarzı bir şey demişti. Asıl büyücü sensin falan demişti. Yani Mnemo yine haklı konuştu. Wow. Jun'la oynarken ayrı bir keyif alacağımı hiç düşünmüyordum. Çünkü en az oynamayı becerebildiğim, yani en kötü oynadığım setlerden bir tanesi bu. Ok seti tarzı hareketler vesaire. Hayırdır ya, sen kime hareket yapıyorsun ya? Kime hareket yapıyorsun? Abi direkt tek yedi bu arada. Oha, çok iyi. Zaten bu silah kombosunu ben hep beğenmiştim. Hani çok fazla vuruyor diye. Hani çok fazla vuruş yapabiliyorsun falan diye. Direkt tek atmayı beklemiyordum. O zaman Jun'da bayağı rahat edeceğiz eğer böyle devam edersek. Peki, işime gelir. Sonuçta net bir zorluk vesaire yok. Ne istiyordu yalancının teki? Ölümümden Legion askerlerini suçlu tutmak istedi. Onu durdurmaya çalışınca ateşkesi bozdu. Sonra savaş patladı. Gölge mangası kapından çıkmayı nasıl başardım? Sanırım hatırlamaya başlıyorum. Evet, biz kurtarmıştık. Oyunun ilk bölümü, hatta ilk dövüşlerindendi. Aga be. Ulan be. Bu ada senin için önemliymiş gibi görünüyor. Neden? Çünkü gölge adasına geçmiştik. Moira'yı kurtarmayı denemiştik. Küçüklük halini falan, böyle ızdıraplar, acılar falan çekiyordu. Oyunun 4. bölümü gölge adası. Garip. Buraya hiç gelmemiştim. Ama her köşesini biliyormuşum gibi hissediyorum. Burada tehlikeden saklanmıştım. Sağlık Aurora. Ay, tarlan gıcık bir rakip ya. Abi tarlan gıcık bir rakip ya. Sürekli kuş çağırıyordu vesaire vesaire. Bu tarlan çok garip. Ölmemiş miydi? Biri kuz olarak cenazesine gitmiştim. Nasıl yaşıyor? Biz hatta mücadele etmiştik kendisiyle. Şimdi onun hayatta olduğu tek dünyayı, bir gölge felaketin onun ölmesini engellediği dünyayı hatırlıyorsun. Defalarca adayı terk etmek istedim. Belki de onurumla ölmeyi. Fakat halkımın prensesi olarak, uzak adalardaki yaşlı bir tutsak olarak değil. Bu imkansız. Lady'm, babamı ölümsüzlerin sizin varlığınızı öğrenmeyecekleri üzerine yemin ettim. Böyle kararlar vermek için fazla deneyimsizsiniz. Gitmenize izin vermeyeceğim. Ya sen kimsin, kime gitmeyi falan izin vermiyorsun? Ya yürü git ya.
Ya sana zaten az çok gıcık oluyordum. Sen beni bayağı da bir dövmüştün hatta. Oha, bu arada şey yemedi. Aurora. Ay, başlatma Aurora'na şimdi. Şey yemedi yalnız. Stun yemedi. Sersemleme yemedi. Yani istediğin kadar bu arada Aurora'nı kullan. Hiçbir şekilde fark etmez. Hatta dövüşün uzamaması gerekiyor. Çünkü bu kuş güçleniyor her round. Öyle hatırlıyorum. Yani burada geçerli mi bilmiyorum ama her round geçtiğinde kuş daha tehlikeli oluyordu. Daha agresif oluyordu falan. Bir dakika abicim. Bir dakika abicim. Bir sakin ol. Sakin ol, konuşabiliriz. Daha fazla gölge. Az önce ne oldu lan bu arada? Son anda yere yatırdığım için şey yaptı galiba. Peki. Bu arada yeteneğimi istesem patlatabilirmişim. Da yani. İzin vermiyor ki. Bir combo yapmak istiyorum şunu önce. Bu arada double olarak mı atacağım şeyi? İzin vermedi ki yeteneği kullanmama. Kuşu yüzünden. Kuşu bayağı bir sinirimi bozuyor. Ulan bir dur be, bir dur ya. Oha, ağzım burnumu kırdı. Biraz bir tane daha vursam ölecek. Bir tane daha. Yes. Oh be ya. Abi nefret ediyorum şu kuştan ya. Hani tam tarlana odaklanıyorum. Tam combo yapacağım. Yetenek falan şey yapacağım. Jun'un yeteneğini falan tam kullanacağım. Kuş kafama atlıyor abi. Ay, yürü geç şuradan. Allah Allah. Başlatma kuşuna şimdi. Vallahi bile gıcık etti ya. Sen hayırdır hanedan prensesini yere yatırmalar falan. Baba bir de kafama vuruyor. Terbiyesize bak. Terbiyesiz tarlan sana. Pis tarlan. Öküz tarlan. Tarla dedim yalnız. Tarlan. Al işte, yine yakaladı. Başım. Ha, o başını öyle gider işte. Yat aşağıya. Tamam, artık ölebilir misin? Teşekkürler. Peki, bu sefer sana kitap yok. Kakao da yok. Kuşa azar işitiyor. Vallahi adamsın lan, sana kuş diyecektim ki ağzımızı burnumuzu sen de attın zaten. Tarlandan çok sen vurdun lan. Vicdansız kuş. Koskoca hanedan önce prensesi nasıl kafa tutarsın? Kimse beni ciddiye almıyormuş gibi görünüyordu. Ben diğerlerin elinde bir satranç taşıydım. Bir bibloydum. Kahraman bana farklı davranan tek kişiydi. Onu hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Ama hayal meyal. Lejyoner kampında infaz edilmeyi bekliyordum. Ama kahraman beni serbest bıraktı. Bana güvendi. Bir yabancıya. Gerçekten orada mıydı ki? Belki de sadece öyle bir arkadaşım olmasını dilerim. Çocukken. Kibo var. Hiç arkadaşın yok muydu? Kibo var. Yok muydu Kibo? Ayda, ah geldi. Kız kardeşler arkadaş sayılır mı? Kibo ve ben kardeş olarak büyüdük. Ailesi bir gölge hastalığından öldü. En azından bana böyle söylendi. Wow. Kibo her şeyde daha iyiydi. Daha yükseğe zıplar, daha az hesap yapar, daha doğru nişan alırdı ve saraydan düzenli olarak kaçardı. Bir gün iki aylığına kayboldu ve bir müjdeci katanasıyla geri döndü. Yeni tekniği harikaydı. O zamanlar onu yenmek imkansızdı. Gizli müjdeci kampı falan bulmuştu bir ara. Dojos falan bulmuştu Shanktooth'u. Anda o zamanlar işte. Hızlıca gölge nelsi falan kazanır. Okey, Kibo biraz problem yaratacak gibi duruyor. İkinci bölümde ilk defa Kibo ile kapışmıştık hatta. Hey, sıkıcı prenses. Bak ne yapabiliyorum. Tam bir Kibo bu arada. Oha, ne yapıyorsun lan bu arada sen? Hayda, yak biz kardeş değil miyiz? Katanayı nereden aldın? Bu arada Jun'un bu hali. O taraftaki hali. Pis hareket. Sevdim. La bir dur, başlatma pis hareketine. Oraya yanlışlıkla kaçtım ha, ona göre. Bekle. Bekle, yavaş dur. Ha, aynen. Bekle böyle. Ha, öyle kalırsın işte. Bu numarada oldukça uzmanlaştın. Vay, bu Jun'un normal özelliklerinden biriymiş yani. İyiymiş. Beyaz Kibo da performansımızı öyle böyle beğeniyor. Güzel güzel. Güzel tatlı. Gayet güzel. Hadi bakalım ikinci round. Bu arada kolay kolay kaybedeceğimi düşünmüyorum ya kimseye bu girişte. Zaten Kibo'dan sonra bir tane dövüş kalacak. Peki, işin zor olacak. Ama yine de bu seni alt edemeyeceğim anlamına gelmiyor Kibo'cum. Yani istediğin kadar uğraş. Oo, acıttı yalnız o. Yalnız katana acıtıyor. Bana atavrat katana yapma. Oh. Ama acıtıyorsun. Ya ben koskoca hanedanda prensesim, biz kardeştik hani. Ne oldu? Bu arada iyileşiyorum. Minik minik. Tabii iyileşme de iyileşme olsa keşke. İyileşiyorum dedim. Bir can artmadı. Neyse, dövdüm bu arada yine. Nice. Zehirle beraber gerçekten muazzam hasarlar çıkartabiliyorum. Özellik taktığım için çok şanslıyım.
Yani bu destansı olan silah mı yoksa ok setindeki silah mı hala tam kestiremiyorum. Neyse artık şunu bir kullanayım ya. Bir kere daha. Ya Kibocuğum bir dur. Oo yalnız şeyler farklı. Ah be ya kaçamadım. Kullanamadım adam akıllı gölge formunu ya. Tamam Jun'un kaçış şeyi falan farklı. Yani kendi şeyine göre ayarlı. E tabi zırhından dolayı normal de. Ne bileyim ben öyle bir şey olacağını beklemiyordum. Bu arada charge'lanıyor falan bu. Üstüme falan atlıyor yani. Neyse güzel 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 güzel. Bayağı tatlı hasarlar verdik de. Kibo da çok vuruyor. Kibo da çok vuruyor. Ama Kibocuğum seni uğurluyoruz. Teşekkürler. Güzel mücadeleydi. Onu yenmek neredeyse imkansızdı de ve Jun yenmeyi başardı. Koskoca hanedanlık prensesine de bu yakışırdı diye düşünüyorum. Jun seni hala çok seviyorum. Senin hanım versiyonun benim favori karakterim direkt zaten. Kibo ile karşılaştırılınca kahraman çok beceriksizdi. Oha. Tıpkı yürümeyi yeni öğrenen bir çocuk gibi. Sarcı falan yendi. Koskoca cellatı falan yenmiştim lan ben. Neyse. O at tarafı bir lejyonerdi. Alıştırma yaparken gülmemek için kendimi çok zor tutardım. Tabi biz bunların hiçbirini görmüyorduk aga be. Ona nasıl arbalet kullanacağını ben öğrettim. Bu konuda iyileştiğinde çok mutlu olmuştum. Hiç bu kadar yetişkin ve bilge hissetmemiştim. Vallahi Jun'un da belli duyguları var bu arada. Babana rağmen mi? Hayda. Babadan girmeyeydik keşke. Note 21 açıldı bu arada. Güzel. Güzel. Babam. Evet. Bakıma ihtiyacı vardı. Belirli bir açıdan. İstemiyorsan söylemek zorunda değilsin. Hayır. Çünkü yıllarda bu konuda biriyle konuşmak istiyormuşum gibi hissediyorum. Babamın değişimini gördüm. Küre yüzünden. Ne zamandır? İmparator'u yen. Bir de Jun olarak mı yapacağız bunu bir daha? Bir de bunu Jun olarak mı yapacağız? Solucanlar. Kemirin. Kemirin dünyayı. Onun önünde. Dünyayı yönetenin önünde diz çökün. Siz yaşamak hak etmeyenler. Oğlum ne oluyor lan yine? Ya ben bu imparatordan sıkıldım bu arada ya. Hani Tio etkinliğinde zaten sıvılaştırıcı olarak beni dövüyordu zaten. Ağzım burnu mu kırıyordu. Bu arada bu yüzük falan ne? Bu ne abi? Şunu bir yesene ya. Sakin ol ya. Bence de bir sakin ol. Lan kritik yememesi lazımdı. Kritik yiyince işime gelmiyor çünkü. Dövdü bu beni. Kolay kolay kaybetmem dedim. Hemen dayağı yedim ya. Hemen dayağı yedim. Bu arada hala kazanabilirim. Sakin ol. Baba sakin ol baba. Baba beni deletme baba. Of az kalsın dövüyordu bu arada. Ulan var ya sakinleştirme büyüğümüz falan olmasa. Var ya hiçbir şey yapamayacağız ha. Jun'un en ufak bir anlamı da kalmayacak tabi o da var ama. Jun'un özelliği çok güzel bu arada. Acayip kolaylaştırıyor oyunu. Acayip derecede kolaylaştırıyor. Baba benim Jun. Ben senin biricik kızın. Gelecekteki hanedanlık prensesin. Sakin ol babacım. Bu arada bu sefer stun'ı çok kısa sürdü. Hayda. Bir bu eksikti ya. Tamam vurduk. Tamam güzel. Güzel. Sakin ol baba. Yemiyor bu arada stun'ı uzun süre. İlk round ne güzel yiyordu. Ne oldu? Ne değişti? Neyse dövdük yine. İster yani hiç işlemesin bile. Ben yine her şekilde döverim. Bu arada bu X50 falan ne oluyor şu anda? Şarjlanıyor galiba bu. Aha. Aha sakinleşiyor. Lütfen. Seni dövüşmek istemiyorum. Vallahi dövüşürüm ya. Sakin ol baba. Ben düşman değilim. Vallahi dövüşürüm bu arada. Gram acımam ya. Yemin ediyorum var ya hiç acımam hem de. Gel buraya. Gel buraya. Ben bunu nasıl döveceğim? Anlaşılır sakinleştirecek. Sakin ol. He tamam. Bu yükleri azaltıyoruz dövdükçe. Tamam. O zaman amacımız sakinleştirerek dövmek yani. Da yani artık bloklamasam mı? Heh. Sakin ol. Sakin ol lan. Allah Allah. Sinir. Ya ne kadar saçma bir fight bu arada ya. Ne anlamı kaldı şimdi ben bunu dövemeyeceksem. Tamam babamız falan anladım da yani. Sakin ol. Vallahi böyle böyle sakinleştireceğiz gerçekten. Hayır. Acıtıyor bu arada hakikaten. Aa. Kızınım lan ben senin. Sakin. Sinir ya. Bayağı bir sinir bozuyor hem de. Aa. Ah kafam. Bir dur ya babacım bir dur. Babacım beni dele dele yapma.
Babacım dur. Babacım sakin ol. Süre bitecek bu arada. Ulan ya süreden kaybedeceğim ya da dayak yiyeceğim ya. Al işte. Yedik ki dayağı. Bu round yedik abi. Yok izin de vermiyor. Tüh. Aldı bu round. Ulan var ya. Ulan var ya. Çok sinir bozucu bir durumla karşı karşıyayız şu anda ya. Ben ne güzel gölge formunda dövüyordum ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi izin vermiyor ki. Ha? Sakin ol babacım. Sakin ol. Babacım sakinleş. Kendine gel. Kafayı yedirtme bana. Sakin. Sakin ol lan, sakin ol. Ah oh, bu sefer izin de vermedi. Sakin ol diyoruz, dövüyor ya. Allah Allah. Ben seni böyle sakinleştireceğim, anlaşıldı. Ah yakalayamadım. Tamam yakaladım bu sefer. Son bir tane daha hadi. Evet tamamdır. Aldık mı? Sakinleştin mi babacığım? Sakinleştin mi? Oh şükürler olsun ya. Ne kadar sinir bozucu bir dövüştü ya. Kurtulduk. Çok şükür kurtulduk ya. Vallahi billahi rahatladım ya. Oh be. Let's go. Ruhunda kahramanın parçası var. Ruhunun şeklini sonsuza dek değiştirdi. İsmi ne? Cesaret. O beni eşiti olarak gördü. Bunu yapabileceğimi biliyordu. Onu da yapabileceğini biliyordum. Ve onunlayken cesur olabiliyordum. Ve Jun'la da hikayemiz bu şekilde tamamlandı. Ve geriye son olarak Itu Kubbe'nin ajanı kaldı sevgili arkadaşlar. Bununla olan diyalogları okuduktan sonra da bölümü bitirecek. Ve sonraki bölümde Itu olarak oynayacak. Ve son karakteri de bu sayede bitirmeye çalışıyor olacağız. Let's go. Bu boyut dikdörtgeni mi? İnsanların anılarını böyle mi alıyorsun? Sonra da geri getiriyorsun. Boyut. Neyi? Lütfen ona sekonizör der misin? Itu bayağı... Sakinleş. Bir şeyi bilmemek ayıp değil. Öğrenmeye çalışmamak ayıp. Her neyse konumuza dönelim. Sekonizöre bir bak. Lan adam ne olduğunu bilmiyor daha. Neyse sevgili arkadaşlar. Bakalım Itu'yla nasıl bir deneyim yaşayacağız. Nasıl geçmişe gideceğiz ve neler göreceğiz. Sizlerle beraber sonraki bölümde bunu görüyor, deneyimliyor olacağız. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz çok teşekkür ederim. Eğer ki keyif aldıysanız destek amaçlı bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone ne yapacağınızı zaten biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı, sizden başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.